LGS'ye son 43 gün. Sınav için çok değerli bir süre. Bu süre zarfında çok şey değiştirebiliriz. Ve bugün biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün arkadaşlar bundan yıllar önce 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Ve o mecliste milletvekilleri düşmanla mücadele ediyordu. Bizler de bugün cehaletle mücadele ediyoruz. Sizler öğrenciler olarak, bizler öğretmenler olarak derslerimize çalışarak, derslerimizi anlatarak cehaleti yeneceğiz. Ve o güzel sıraları, o güzel okulları, o güzel başarıları elde edeceğiz. Vazgeçmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Günün sözüne baktığımızda Cicero diyor ki, yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. Gerçekten de şu anda çektiğiniz bütün bu sıkıntıların hepsi size lezzet olarak dönecek. Çünkü hatırlayın, insan böyle bütün gün ders çalıştığı zaman akşam eve gelince biraz mutlu olur. Der ki bütün gün ders çalıştım ama oh çok şükür iyi ki çalıştım der. Ama bütün gün haylazlık yapıp gezdiği zaman da bütün gün gezdim ya keşke hiç bitmeseydi der ve mutsuz olur. Keşke biraz ders çalışsaydım diye mutsuz olur. İşte sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir. Şu anda sizler birazcık yoruluyorsunuz. Matematikle uğraşıyorsunuz. Fenle, Türkçeyle, şunla bunla. Bazen aileniz bile sizi yoruyor. Diyor ki ya yapamayacaksın, yapabilirsin, çalışmalısın, kendin için çalış. Birçok şeyle uğraşıyorsunuz. Bir de pandemiyle uğraşıyorsunuz. Birçok şeyle uğraştığınız için sizler esasında gerçekten büyük bir başarı hak ediyorsunuz. Efsanesiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Müzeyyen Can diyor ki, konuları ne sıklıkla tekrar etmeliyiz? Arkadaşlar, konuları denemelerde yanlış yaptığınız sıklıkla tekrar edebilirsiniz. Yani şunu diyorum. Diyelim ki deneme çözdünüz. Denemede matematikte köklü sayıları yanlış yaptınız. O zaman köklü sayıları tekrar etmeniz lazım. Ama 10 deneme çözdünüz. 10 denemede köklü sayıları yanlış yapmıyorsanız artık köklü sayılar konusunu tekrar etmenize gerek yok. Artık o konuyu biliyorsunuz. İnkılap tarihinde işte Atatürk ilkelerini yanlış yaptınız. Bir daha yanlış yaptınız. Bir daha. O zaman o konuyu artık tekrar etmen lazım. Dolayısıyla denemelerdeki yanlışlarımıza göre konuları tekrar edebiliriz. Günde kaç soru çözmeli ve kaç saat ders çalışmalıyız? Şimdi bu tabii ki hedefimize göre değişir ama biliyorsunuz sınavda bize 50 tane sözel, 40 tane de sayısal soru soracaklar. Yani toplam 90 soru soracaklar. Yani biz sınava girdiğimizde o gün sabah bize 90 soru sorulacak. O zaman biz o 90 sorunun provasını günde en az 2 kez yapmalıyız. Yani günde en az 90 çarpı 2'den 180 soru çözmeye kendimize alıştırmalıyız. Bu en azı. Niye? Çünkü bu 180 soru her gün çözdüğümüzde sınava kadar 200 soru diyelim buna. Sınava kadar 43 gün hatta 40 gün diyelim. 3 günde dinlenelim. 40 çarpı 200'den ne eder arkadaşlar? 8000 eder. 8000 soru çok ciddi bir soru. Bu bayağı bir kitap eder ve ciddi bir başarı gelir. Böylece sürekli günde 180-200 soru çözdüğümüzde artık LGS der ki ben bunlarla uğraşamam kardeş. Ben bunları kendimi teslim ediyorum. Bunlar beni halletsinler, bitirsinler, soruları çözsünler der. Ama devamlı çözmemiz lazım. Ve her gün beyin günde 180 soru çözmeye alışırsa, 200 soru çözmeye alışırsa sınava girdiği gün 90 soru bu ne ya tık 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 hemen bitirir çıkar gider. Peki bunun kaç tanesi yeni nesil, kaç tanesi işte kısa soru, o tam LGS'deki soru oranına göre. Yani Türkçenin tamamı yeni nesil olmalı. Matematikteki soruların çoğu böyle seçici olmalı. Yani 20 soru çözeceksek o gün o 20 soru matematiktense onların hepsi yeni nesil ciddi zorlayıcı soru olmalı. Ama öncesinde tabii ki normal sorular da çözebiliriz. Peki bu en az. Ama hocam ben çok iyi bir lise istiyorum. O zaman bunu istersen 360 yap, istersen 240 yap. O sana bağlı. Ama ben en azı söylüyorum. Ve verimli bir şekilde, hatalarının, yanlışlarının kontrol edildiği şekilde. Kaç saat ders çalışmalıyız? Bunu bitirdikten sonra ders çalışmana gerek yok. Düzenli bir şekilde bunları yap. Denemeni çöz. Denemenden sonra bununla alakalı, hatalarınla alakalı sorular çöz. Tamam. Bu kadar yeter. Zaten 24 saat ders çalışmak zorunda değilsin ki. Dinlenmen de gerekiyor. Dinlenmen de kazanman için gerekli. Yani sınava hazırlık sürecinde dinlenmeniz, oyun oynamanız, bilgisayar oyunları oynamanız veyahut da işte böyle arkadaşlarınızla sohbet etmeniz bunlar da çalışma sürenize dahil arkadaşlar. Çünkü sınav günü ne kadar dinç olursanız, sağlıklı, bilinçli, uykunuzu almış, mutlu olursanız en az 5-10 net daha fazla olacak. Bu da bir konu yani. Dolayısıyla dinlenmek de gerekli. Bunun süresini çözdüğünüz soru sayısına ve çözdüğünüz soruların niteliğine göre artırıp azaltabilirsiniz. Şu ana kadar dersleri anlasa da eksiği olan ve çok soru çözmeyen biri yapmalı? Şu an hemen başlamalı. Diyorum ya günde 40 soru çözse pardon günde 200 soru çözse 40 günde 8000 soru ediyor. 8000 soruyla emin olun 10-15 net değişebilir. O da çok ciddi bir puan eder. Dolayısıyla şu ana kadar başlamayan da hemen başlamalı. LGS'de ve denemelerde tam emin olmadığımız sorularda turlama taktiğinden sonra boş mu bırakılmalı yoksa tahmin mi yürütmeliyiz? Tabii ki de tahmin yürütmeliyiz. Ama iki seçenek arasında kaldıysak hiçbir şey ifade etmiyorsa yani A, B, C, D. Şimdi soruyu yapamadınız. Aklınıza gelen bir seçenek varsa aklınıza ilk gelen seçeneği mutlaka işaretliyorsunuz. Çünkü insanın aklına yanlış bir seçenek gelmez. Mesela size bir soru sorayım. Siz benim kardeşimin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tamam o zaman eğer bunu sorarsam ben buraya hepiniz atacaksınız. Çünkü hiç fikriniz yok. Ama
Bilenleriniz varsa der ki ya ben hatırlıyordum şöyleydim. İşte o aklınıza gelen doğrudur. Aklınıza bir şey geliyorsa genellikle doğru gelir. Ama aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa, ben bu soruyu hiç hatırlamıyorum, bu konuyla alakalı tam bir bilgim yoktu diyorsanız, o zaman atmaya başlamışsınız demektir. Attığınız zaman da %100, yani neredeyse %25 kesin şey olur. Nedir onun adı? %33 yanlış gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Bu da kötü bir ihtimal. Dolayısıyla biz iki seçenek arasında kaldığımızda aklımıza bir şeyler geliyorsa işaret edeceğiz. Şunu unutmayın. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor ama bir doğru da 3 yanlışı götürüyor. Dolayısıyla tahminde yürütebiliriz turlama taktiğinde. Günün kaynağına baktığımızda LGS son tekrar seti arkadaşlar. Şimdiye kadar LGS'ye düzenli bir şekilde çalışmış olan veya şimdi artık son tekrar mı yapıp sınavda netlerimi artırmak istiyorum diyen öğrenciler için mükemmel bir set, efsane bir set. Bu setle birçok öğrenci geçmişte hayallerine kavuştu. Güzel fen liselerini, Anadolu liselerini kazandı. İçerisinde matematik var, fen var, Türkçe var, din var, inkılap var, İngilizce var. Zaten bunlar çıkıyor biliyorsunuz LGS'de. Peki nedir farkı diğer kitaplardan? Birincisi tasarımı biraz değişik. Çünkü tamamen soru odaklı. Yani konuları öğretiyor. Hayır, konular değil. LGS'de netleri artacak. Yani LGS'de çıkacak sorulara göre sınav modelinde sınav sorularını kare kodlu çözümleriyle birlikte sizlere sunuyor. Yani LGS'de soru nasıl geliyorsa onların tekrarını yapıyoruz konular için. Veyahut da mesela diyelim ki Türkçe'ye bakalım. Türkçe'de yani işte konular. Hayır, konular değil. Direkt sınav modeli. Sınavda yarışma sorusu gelir. Sınavda tarih belirleme sorusu gelir. Sınavda sınıflandırma sorusu gelir. Sınavda işte şifre oluşturma sorusu gelir. Soru modellerine göre gidiyor. Hemen benzer bir gelebilecek soru var ki buradaki örnek sorulardan birçoğu 2020'de, 2019'da sınavlarda direkt yakaladığımız sorular. 2021'de de muhtemelen bu kitaptan birçok soruları sizlere göstereceğiz. Diyeceğiz ki bakın bu kitapta vardı, benzeri geldi diyeceğiz. Dolayısıyla hepsini böyle bir araya getirdik ki avantajlı bir şekilde öğrencilerimiz ulaşsın istedik. Günün okuluna baktığımızda da İzmir, Buca, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi. Türkiye'deki bütün liseler, yani ister Fen Lisesi, ister Anadolu Lisesi, isterse Sosyal Bilimler Lisesi, isterse Anadolu Hematik Lisesi, isterse Endüstri Meslek Lisesi olsun. Bütün liselerden zaten bütün üniversitelere girebiliyorsunuz. Bunlar endişelenmenize gerek yok. Ama bazı liseler kendi açısından farklı eğitimler veriyor. Mesela Sosyal Bilimler Lisesi biraz daha eşit ağırlık eğitim veriyor. Biraz daha sözel eğitim veriyor. Ama bak yine Mühendislik Fakültesi kazandırmış. Demek ki istediğiniz liseden istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yani İmatip'ten de tıbba gidebilirsiniz. Fen Lisesi'nden de hukuka gidebilirsiniz. Yeter ki çalışmaya devam edin. Hani şu anda istediğiniz ilkokuldan LGS'de başarılı olup istediğiniz liseye gidebiliyorsunuz ya. Aynı şekilde istediğiniz liseden de istediğiniz üniversiteye gidebilirsiniz. Ama bazı liseler daha avantajlı. Fen liseleri matematik feni ağır gösterdiği için böyle tıp gibi, diş hekimliği gibi yerler için, mühendislik için daha avantajlı. Ama bak Sosyal Bilimler Lisesi'nden de mühendisliğe gidilebiliyor. Dolayısıyla siz şu anda bol bol soru çözüp, bol bol hata yapıp bu hataların doğru çözümünü öğrendikten sonra sınava giriyorsunuz. Ondan sonra da zaten tercih döneminde hep beraber en güzel liseleri tercih edeceğiz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Hafta sonu geliyor ama bizler çalışma tempomuzu daha da artırıyoruz.